Hanımlar beyler, günün son yarışmacısıyla beraberiz. İnanılmaz bir yarışma akşamı yaşıyoruz. Herkes tam böyle müthiş bir sonuç alacakken tökezliyor gibi bir şey var. Bakalım Ozan Bey de nasıl olacak? Siz nasılsınız şu an? İyiyim, teşekkür ederim. Heyecanınız daha kontrol altında zannediyorum sizin. Yok, heyecanlı değilim. Hiç. Ay, harikulade. Peki kelimelerle aranız nasıl? İyidir. Aslında eskiden daha iyiydi. Şu sıralar iş güçle uğraştığımdan pek vakit ayıramıyorum diyebilirim. Peki bir hayal ettiğiniz şey var mı puan? Ya, kazanmayı istiyorum diyelim. Net. 8700 alsak da 1-0 olsun, bizim olsun diyorsunuz. Evet. Harikulade. Başlayalım mı Ozan Bey? Başlayalım. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Yüksek öğretim kurumlarında yarı yıl içinde vize. Yapılan sınav. Vize, doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemiz geliyor. Sonunda mutlaka ölecek olan kalımsız ölümlü anlamlarındaki fani. Sıfat. Fani. Fani, doğru cevap. Beş harflilere geçiverdik. İnanır mısınız? Yapım eki almış bir kelime arayacağız şu soruyla. Yüze renk katan makyaj malzemesi. Allık. Allık, doğru cevap. Efendim, müzikten geliyor beş harfli ikinci kelimemiz. Bakalım nasıl sormuş editörümüz. Aynı makamdan eserlerin belli bir sıraya göre icra edildiği, eserlerin arasında saz taksimlerinin yer aldığı konser. Bir dakika, aynı makamdan eserlerin? Akşam böyle arkadaşlarla toplanıp şeye gidelim, nokta noktaya gidelim de denir. Şölen. Yok, damıtılmış bir içecek içmeye toplanıp arkadaşlarla gidildiğinde olsa da dinlesek denir. Ben bir harf vereyim. Bir harf veriyoruz. F efendim. Bölüm devre anlamına da geliyor. Fasıl, doğru cevap. Efendim, altı harfli ilk kelimemizin cevabı için şu soruyu bir görelim. Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak jargon. Kullandıkları özel dil veya söz dağarcığı, jargon, doğru cevap. Efendim, şimdi bilinen bir sözcük hemen herkese nasip olmuştur diye tahmin ediyoruz. Gelsin sorusu. Piyangoda son rakamın getirdiği amorti. Ödül. Amorti, doğru cevap. 7 harfli ilk aradığımız cevap bir mutfak gereci. Buyursunlar. Batı Anadolu'nun bazı yörelerinde kavaz adıyla da anılan, çay keyfini ikiye katlayan kömür ocaklı ve musluklu kap. Ha, kömür ocaklı ve musluklu kap. Yani çay yapılan. Evet. Semaver. Semaver, doğru cevap. Aynı zamanda İstanbul'daki güzide tiyatrolarımızdan birinin adıdır, Semaver. Efendim, 7 harfli ikinci kelimeyi sormadan önce 3600 puandayız. 2 dakika 44 saniye süremiz var. 11 harf alma şansımız var. 11 harf alacak olursak da 1 saniyeyi bırakmak zorundayız. Gayet iyi gidiyoruz, devam ediyorum o yüzden. Efendim, 7 harfli ikinci kelimemiz bir bitki. Buyursunlar, sorusu nasılmış? Yemeği salatası yapılan göbeği koyu benekli fasulyeye benzer bir bitki ve tanesi. Ha, göbeği fasulyeye benzer börülce. Börülce, doğru cevap. Efendim, 8 harfli tek kelime ve batı kökenli felsefi bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım. Her şeyi kötü yanıyla ele alan, hep kötüye yorumlayan, karamsar. Şey, yabancı kökenli olan herhalde, pesimist. Pesimist, doğru cevap. Efendim, tatlı esintili bir zaman dilimi soracağız. Gelsin sorusu, 8 harfli. Halk ağzında kullanılan koca karı soğuklarının oluştuğu mevsim. Mevsim. Evet. Ha, mevsim adı. Evet. Sadece. Evet. Tamam. Koca karı soğukları. Sayın efendim. Sonbahar. Değil efendim. İlkbahar. İlkbahar, doğru cevap. İlkbahar. Efendim, 9 harflilere geçiverdik, inanır mısınız? İlk 9 harfli cevabımız iki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir. Gelsin sorusu. İsrafın önlenmesini, kaynakların verimli kullanılmasını ve geri dönüşümü güdüleyen ortak bir hedef ifade eden söz.
Yok, İsraf. Çevreyle ilgili bir şey mi? Evet evet, aslında çevreyle ilgili bir şey. İsrafın önlenmesi, yani bir şey yapıyoruz, orada hiçbir şeyin ziyan olmamasını sağlıyoruz. Tasarruf gibi bir şey. Yani tasarruf ediyoruz ama, yani bir şey yapıyoruz ama bir şey gitmiyor yani. Tutuyoruz onların hepsini. Ben bir harf alayım. Bir harf verelim. İki kelime olduğunu hatırlatayım. Bir harf daha alayım. Bir harf daha veriyoruz. Efendim, neyi geri dönüştürürüz? Kağıdı mesela gördüğünüz. Ona genel olarak ne diyoruz? Hastanelerde falan ayrı kutularda toplanır o. Evseli var, tıbbisi var. Ne atık? Heh. Ne atık bu? İşte israfın önlenmesi için ne atık olabilir? Yani... Bir harf daha alayım ben. Bir harf daha veriyoruz. Sıfır atık. Sıfır atık, doğru cevap. Anladım. Kaç evet, soru kaldı? 3 soru kaldı. Tamam. 1 9 harfli, 2 tane 10 harfli. Kaç harf alabiliyoruz? 8 harf alabiliyorsunuz. 56 saniyeniz var. Tamam. Efendim, ikinci 9 harfli kelimemiz mastarla bitiyor. Gelsin bakalım sorusu. Bir yazı, konu, söz veya filmin ana fikrini anlatmak, kısaltmak. Açıklamak yok. Yok yok, kısaltmak. Makasla bak, kesmek. Yok yok, daha böyle anlaşılır şekilde. Özetlemek. Özetlemek doğru cevap. Efendim, 10 harfli tek kelime ve batı kökenli bir sözcüğe ihtiyacımız var. Sorusuna bakalım. Neşesini ve hayattan zevk alma duygusunu yitirmiş hüzün sevdalısı kimse? Melankolik. Melankolik doğru cevap. Efendim, son sorumuzun cevabı tek kelime ve mastarla bitiyor. Yapıştıralım efendim soruyu. Tamam tamam. Parça olarak kesilmiş etin iki yüzünü ince bir kabuk oluşturacak biçimde kızgın tavada kızartmak. Ben bir harf alayım. Harf verelim efendim. Mühürlemek. Mühürlemek doğru cevap. Ozan Bey, tebrik ediyorum. 9300 puan aldınız. Evet. 21 saniyede cebimize kaldı. Helal olsun. Çok tebrik ediyorum. Gün birincimiz siz oldunuz. Evet, daha iyi olabilirdim. Biraz daha, biraz emniyetli davrandığınızı söyleyebilirim. Öyle. Bir süredir pek ilgilenemediğim için. Evet. Şimdi ısınmış oldunuz. Hafta finalinde biraz daha biraz daha sıkı yarışırız diye tahmin ediyorum. Çok tebrik ediyorum. Diğer 3 yarışmacımızı da çok tebrik ediyoruz. Gerçekten çeşitli şanssızlıklar yaşandı ama muhteşem yarıştılar. Onları da bir alkışlayalım lütfen.